doğa sonucunda ortaya çıkan afetler, göç, yaşadığımız kenti insansızlaştırma politikalarıyla giriyoruz. Yürüttükleri ekonomik politikanın sonucu ortaya çıkan işsizlik, yoksulluk ve bunun getirdiği hayat pahalılığını halkların üzerine yıkarken, savaşla bekasını sürdürmeye çalışan, barışı tanımayan, Kürt meselesinde baskıcı ve inkarcı tutumunu sürdüren, kadınların ve gençlerin yaşam umudunu yok eden, kendisine muhalif olan herkesi terörist ilan eden bir iktidarla karşı karşıyayız. 31 Mart yerel seçimlerini de bunun bir aracı olarak kullanmaya çalışan iktidara karşı emeğin, barışın, eşitliğin, adaletin sesini yükseltmek için yerelden başlayarak iktidarın tekçi anlayışına karşı ortak mücadele zeminini büyüterek hayalini kurduğumuz kentleri inşa etmek için bir aradayız. Dersim'de kurduğumuz Dersim ittifakımızla geçmişten aldığımız birikim ve tecrübeyle kentimizin insanına, inancına, doğasına, emeğine sahip çıkarak aynı zamanda halkımızın coşkusu, birlikteliği ve en önemlisi katılımıyla birlikte yönetmeye talibiz. Bu bilinç ve yaklaşımla kentimizde ortaya çıkan ve çıkacak olan ihtiyaçlarımızı birlikte tespit ederek halkımızın gözetimi ve denetiminde hep beraber inşa etmek üzere 22 maddelik seçim bildirgemizi açıklıyoruz. 1. İlimizin iki fay hattı arasında bulunması nedeniyle kentimiz ciddi bir deprem riskiyle karşı karşıya bulunmaktadır. Depreme karşı dirençli bir kent oluşturmak için işin uzmanları ve bilim insanları ile birlikte belediyede afet müdürlüğü harekete geçirip acil olarak metruk zayıf yapıların tespitini yapıp deprem öncesi kentin ihtiyaçlarını belirleyerek halkın denetiminde ve gözetiminde hep birlikte kenti depreme hazırlıklı hale getirmek olacaktır. İkinci maddemiz, kentimizde göç bugünün meselesi değil, dünün meselesidir. Yıllardır sistematik bir şekilde göç, özel savaş politikalarının bir parçası olarak bugün format değiştirmiş bir şekilde karşımıza çıkıyor. Başta gençlerimiz olmak üzere insanlarımız topraklarını terk edip yurt dışına gidiyor. Ekonomik kaygılar, baskı ve güvenlik kaygısı bu sebeplerden birkaçı. Bizler insanlarımızı artık yurt dışından gelen tabutlarda değil, onları burada yaşarken topraklarında görmek istiyoruz. Bu konuda uzmanlarla görüşüp somut adımlar atacağız. Dersimli iş insanlarımızla görüşüp üretim ve istihdam alanları oluşturarak göçün ekonomik sebeplerini hafifleteceğiz. Kayyum döneminde kapatılan sosyal, kültürel, sanatsal ve eğitim birimlerimiz olan Kadın Danışma Merkezimiz, Gençlik Kültür Merkezimiz, Madde Bağımlılığıyla Mücadele Merkezimiz, Gençlik Danışma ve Sosyal Etkinlik Merkezimiz, GençSem, Gıda Bank ve Giysi Bank'ı faaliyete geçireceğiz. Tüm canlıların yaşam haklarını gözeten programımızla kentimizdeki sokak hayvanlarımız için kent merkezi ve köylerimizde kısırlaştırma yaparak bakım evlerinde rehabilite edip doğal ortamlarında güven içinde yaşamalarını sağlayacağız. Bu çalışmamızı da tüm hayvansever halkımızla ortaklaşarak çalışmalarımızı birlikte yürüteceğiz. Dilimiz kimliğimizdir, varlığımızdır bilinciyle ana dil kreşleri açacağız. Kimliğimize, inancımıza yönelik tüm asimilasyon politikalarını boşa çıkaracak çalışmalarımızı sürdürecek ve toplumsal hafızayı canlı tutmak amacıyla çok dilli belediyecilik hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Çok engebeli bir topografiye sahip olan kentimizde engelli insanlarımızın yaşama katılımında eğitim, sağlık, spor, barınma, ulaşım, çalışma gibi haklarına erişmede karşılaşacak sorunları çözmek için belediyemiz bünyesinde engelli birim oluşturacağız. Hasta, yaşlı, engelli desteği verenlerle dayanışma içinde olacağız ve sosyal ihtiyaçları oranında sosyal aktiviteler yapacağız. Yaşlılarımız, yani kentimizin yaşayan hazinelerinin tüm ihtiyaçlarına cevap olacağız. Belediyemizde
geçmişte kurduğumuz sağlık birimini her gün mahallelerde sağlık taraması yaparak toplum sağlığı konusunda farkındalık yaratmak, koruyucu ve önleyici bilgilendirmeler yaparak farkındalık yaratmak için çalışmalarımızı yaygınlaştıracağız. Belediyemiz bünyesinde botanik bahçe oluşturarak yerli tohumların korunmasını ve üretici için ücretsiz fide olanağı yaratacağız. Yeşil alanların geliştirilmesi ve spor tesislerinin kurulması için piknik ve seyir alanlarını geliştireceğiz. Yaşanılan deprem sonucu hasarlı olduğu tespit edilen mevcut belediye binasını yıkıp altında otopark alanını da yaratarak tekrardan halkımızın hizmetine açılması için yeniden inşa edeceğiz. İtfaiye Müdürlüğü olarak kullanılan yapımızı yenileyeceğiz. Yeraltı çarşımızın artık esnafımızın ve halkımızın ihtiyaçlarına cevap olmadığının farkındalığıyla çözümler geliştireceğiz. Otopark sorunun çözümü için yeni otopark alanı oluşturacağız. Şehir merkezimizde bulunan çoğunluğun kadın esnafımızın oluşturduğu pazar alanına ilişkin düzenlemeler yapacağız. Gençlerin mesleki, sosyal, kültürel ihtiyaçlarının karşılandığı sanatsal beceri ve yeteneklerini geliştirebilecekler yeni bir kültür merkezi inşa ederek içinde Dersim Hafıza Müzesi oluşturup geçmişimizin geleceğimizindir şiarıyla Alevi Hafıza Mekanı ve Alevi Bellek Evi, Dersim Siyasal ve Toplumsal Bellek Evi'ni inşa edeceğiz. Gazik Mahallemizdeki imar planında cemevi olarak planlanan alanda cemevi projesini hayata geçirerek halkımızın kendi öz inanç değerleriyle buluşturacağız. Kentimizin uzun yıllardır kaynak suyuna olan ihtiyacını gidermek üzere ekoloji ve bilim çevreleriyle istişare ederek Ovacık ilçemizde temiz ve sağlıklı suyu kentimize ulaştıracağız. Havamızı, suyumuzu, toprağımızı korumak için doğanın katledilmesine, talanına, madencilik yapma adı altında yok edilmesine karşı halkımızla birlikte çevre ve doğa mücadelemizi büyüteceğiz. Yoksul insanlarımızın barınma sorunu gidermek için sosyal konut projelerimizi hayata geçirerek yapı kooperatiflerine dirençli konut üretiminde destek olacağız. Şehrin altyapı hizmetlerindeki eksiklikleri gidereceğiz. Yeni yapılan yerleşim alanlarının kanalizasyon tesislerini biyolojik atık su tesisine bağlayacağız. Deprem toplanma alanlarının altyapı ihtiyaçlarını hazır hale getireceğiz. Özgün kadın çalışmalarını etkin ve kapsayıcı bir şekilde yürütebilmek için ayrı bir kadın bütçesi oluşturacağız. Kadın atölyeleri ile üretim alanları oluşturacağız. Kadın sağlık birimleri, bunlar içerisinde hemşire, psikolog, ulaşımda kadın kart uygulamasına geçeceğiz. Yoksul kadınlarımız için hijyenmatik adıyla hijyen ürünlerini alabilecekleri mor marketler oluşturacağız. Kadın eğitim birimi, kadın meclisi, kadın kütüphanesi ve çocuk oyun alanları, işitme engellilerin de faydalanabileceği alo şiddet hattı. Festival kadın pazarı oluşturup kadın kampları yapacağız. Pirler ve analar çalıştayı düzenleyerek 1938 anısına 38 fidan, 38 kadın, 38 genç projemizi hayata geçireceğiz. Gençliğin eğitimine direkt katkısı olan eğitim destek evimizi güncelleyerek yeniden açacağız. Madde bağımlılığı ile ilgili etkin mücadele kapsamında eğitimler yapacak, kapsamlı bilinçlendirme faaliyetleri örgütleyeceğiz. Bütün bu hedeflerimizi gerçekleştirmek için mahallelerimizde belirli periyotlarla halk toplantıları yaparak sorunları yerinde tespit ederek katılımcı halk meclisleriyle yerinde ve yeniden yönetimiyle vizyonumuz halkçı belediyecilik olacak. Kendimizi, kentimizi hep birlikte yönetmek, toplumsal yaşamımızı eşitlik ve özgürlük değerleriyle birlikte sürdürebilmek için geçmişimizin deneyimleri ve geleceğe olan inancımızla eş başkanlık sistemimiz ve Dersim İttifak bileşenleri olarak daha güçlü geliyoruz. Daha iyisini hep birlikte kurmak için yine kazanacağız. Yine başaracağız. Dersim biziz, birlikte kazanacağız. Yerel demokrasiyle özgür kentlere hep birlikte mücadele ederek Dersim biziz, birlikte kazanacağız. Yerel demokrasiyle özgür kentlere
ve Dersim'i yeniden inşa edeceğiz.